Görüş ve Halkı'ndan iyi akşamlar değerli izleyiciler. Gündemi AK Parti Genel Başkanımızı ve Teşkilat Başkanı Sayın Ekrem Erdem'le değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bugün tabii hatırlatalım mübarek bir gün. Berat gecesi. İzleyicilerimizin kandilini kutlayalım. Bir de Suriye'de pilotlarımız naaşlarına ulaşıldı. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyelim. Programa başlamadan önce müşterek dileğimiz olsun bunlar. İnşallah. Peki. Şimdi değerli izleyiciler, şehitlerimizin şahsında bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Evet. Mübarek gecede. Allah rahmet etsin hepsine. İzleyenlerin de berat gecelerini tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, siz AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisi, Teşkilat Başkanısınız. Yani onu da konuşuyoruz ama sizin farklı bir özelliğiniz var. Ben ondan gireyim istiyorum. Siz Dil ve Edebiyat Derneği'nin başkanısınız. Aynı zamanda. Türkiye tabii. Dil ve Edebiyat Derneği'nin genel başkanı. Başkanısınız, evet. İzleyeceğimize olabilir falandır ama çok ilginç sizin mücadeleniz var. Bence bu çok kamuoyuna yansımadı. Birincisi Türkçe. Mesela evet. Tabelalar Türkçe olsun. Yabancı, bu özenti markalardan arınalım diye. Siz ta kaç yılıydı? 2005'li yıllarda mecliste komisyon kuruldu. O zaman bir mücadele başlattınız. Geldiğimiz noktada şöyle baktığımızdan bir alfa boy yol mu gittik? Yoksa bir şeyler oldu mu? Ciddi mesafeler kat ettiğimize inanıyorum. 2007'de araştırma önergesi komisyonu kuruldu. Raporu hazırladık. Raporu genel kurula getiremeden erken seçim kararı alındı ve dolayısıyla gündeme inmemişti. O rapor orada duruyor değil mi? Sonra aynı komisyon tekrar kuruldu. O yeni çalışmalarla da birlikte rapor tartışıldı. Biz tabii genellikle mecliste komisyonlar kurulur. Çok güzel şeyler ifade edilir. Ama bunlar hep toz duraklarda kaybolur gider. Evet. İşte sahaya yansıdı mı? Önemli olan o. Yani kaybolmasın diye bu işin takipçiliğini yapmak üzere Dil Edebiyat Derneği diye bir dernek kurdu. Özellikle o gün bizzat komisyonda çalışan arkadaşlarımız, işte akademisyenler, efendim belediye başkanları, maddi destek verecek bir takım insanlar da yanıyor. Sayın Başkan, acil bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar, sanırım teknik bir gelişme var. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yani.